İyi akşamlar, 60 dakikaya hoş geldiniz. Bugün haftanın son gününde değerli bir konukla açılışı yapacağız. Sevgili Binhan Elif Yılmaz yanımda, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi. Profesör Binhan Elif Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Biraz ekonominin genel görünümü üzerinden konuşarak başlayalım ama elbette ki verilerle paralel gidelim. Aslında Merkez Bankası'nın anketine, son piyasa katılımcıları anketine değinerek başlamak istiyorum sizinle. Şimdi orada 12 ay sonrası içinde, yıl sonu içinde aşağı doğru geliş var TÜFE beklentilerinde. Fakat tabii şimdi beklenen bir 10 gün sonra gelecek olan hem sektör hem de hane halkı beklentilerinin nasıl geleceği. Şimdi bir öncekini hatırlıyoruz. Burada makas açık. Sektörde bir parça yön aşağı dönmüş olmakla beraber yine yüksek. Ama hane halkı zaten %75'ler seviyesinde. Dolayısıyla ki belki de en kritik ve en önemli tarafta orası beklentileri çıpalamak ve yönetebilmek açısından. Bu ay bir farklılaşma olması ya da ne kadar olması mümkün diye sorayım ve hani bu tarafı nasıl yönetmek lazım? Şimdi aslında piyasa katılımcılar anketi Merkez Bankası'nın bize şunu gösterdi. Bir ay içerisinde yani %43.3'ten %43.1'e inen bir TÜFE beklentisi yıl sonu için bunu gösterdi ama şöyle bakın, biraz daha geriye gittiğimizde örneğin Ocak ayında zaten %42 idi enflasyon beklentisi. Yani yukarı Ocak oyuna göre aslında biraz daha yukarıda, çok hafif bir aşağıya geldi. Ama esas şeyde 12 ay sonrasında biraz daha yüksek. Yani Ağustos ayında 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %28'di. Eylül'de işte %27,5 şeklinde gelmiş oldu. Burada sizin de dediğiniz gibi belirleyici olacak beklentilerin, enflasyon beklentilerinin çıpalanabilmesi açısından hane halkı ne diyor acaba TÜFE için? Evet, %73 düzeyindeydi, çok yüksek. Yine sektörler de önemli tabii ki. Sektörlerde hala %53 ve %55 çıkarsa önümüzdeki 10 gün içerisinde bu belirlenecek. O zaman aslında fiyat artışının evet aylık olarak devam edeceğini biliyoruz ama oradaki aylık artış trendini bu biraz daha kuvvetlendirecek bir yapı. Çünkü burada sektörler, firmalar aslında enflasyonu biraz daha yüksek görüyorlar ve buna göre fiyatlama kapasitelerinin de olduğunu anlayabileceğiz. O açıdan ikisi, yani hane halkı ile sektörü de yine beraber görmek gerekiyor. Piyasa katılımcılar anketinde faiz beklentisi aslında çok değişmedi. Yaklaşık 12 ay sonrasında %31 olabilir politika faizi şeklinde bir beklenti var. Ama evet, 12 ay biraz gerçekten uzun bir süre. Gerçi bize göre orta vade 3 yıldır orta vadeli programda gördüğümüz gibi. Ama 12 ay piyasanın gidişatını, arada karar alıcıların nasıl hareket edeceğine dair adımlar kestirilemediği için evet, o açıdan 12 ay uzun bir vade olarak karşımızda duruyor. Peki şimdi bu aşamadan sonra hem talep tarafı nasıl seyreder, ne bekliyorsunuz? Yani küresel koşulları da kastederek bunu soruyorum aslında. O tarafa da bakınca, enflasyonu olumsuz etkileyen faktörlere bakınca ne dersiniz? Ve eğer yani bu tarafta Merkez Bankası'nın eli bir parça rahatlarsa kur tarafında ne olur? Kur politikası nasıl şekillenir? Şimdi öncelikle Merkez Bankası'nın eli nasıl rahatlar? Şimdi yine bir likidite sorunu da var aslında. Evet, sıkı koşulları, para politikasını devam ettireceği, aslında bir takım yani selektif kredilerde kolaylık sağlasa dahi onun bir sıkılığının da devam edebileceğini söylemekle beraber likidite sorunu var. Yani oradaki bir fazlalık devam ediyor. Bu kurda da ihracatçının yukarıya doğru beklentisi var ki bundan 6-7 ay önce yıl sonu döviz kuru 42 tahmin ediyordu piyasa katılımcıları anketi. Şimdi 37 civarına indi mesela. Evet. Yani 42'den buraya indi. Bu işte Merkez Bankası'nın daha şahin duruşuyla aslında bir taraftan sağlanıyor. Bir taraftan da orada tabii kurun bir kontrol tarafı kendisini göstermiş durumda.
O yüzden hani ne kadar eli rahat olabilir? Bir taraftan evet amacı fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası'nın. Ancak büyümenin aşağı yönlü gidişini de ve aynı zamanda işte sektörlerden gelen, ihracatçıdan gelen bir takım gevşek politikalara ilişkin talebi de mutlaka bir taraftan da duyuyorlar. Fakat şu var, hani 12 ay sonrasına ötelenmiş bir faiz indirimi, yani %30'lara gelmiş bir faiz indirimi beklentisini şu anda gördüğümüzde 3 ay sonrasında da %48-49 faiz politika faizi görüldüğüne göre biraz daha sıkı duracağı, yani yılı faiz indirilmeden devam ettireceği görülebiliyor. Zaten büyümede %3,5 civarında gerçekleşeceği orta vadeli programda görüldüğü üzere bu politika faiziyle kalınırsa %3,5 büyüme hedefi bununla şu anda biraz daha uyumlu görünüyor. O zaman biraz OVP ile de devam edelim. Yani orada hem Merkez Bankası'nın çıktığı açı beklentisiyle OVP'deki büyüme beklentisi arasında bir farklılık var gibi duruyor. Nasıl yorumlarsınız bunu? Yani eğer Merkez Bankası enflasyonu agresif bir şekilde aşağı getirecekse o zaman farklı bir durum olması gerekmiyor mu? Gerekiyor aslında. Hepimizi biraz da şaşırtan da taraf o. Evet, bu yıl sonu OVP'ye göre yıl sonu itibariyle o civarda, yani %45'e yakın bir civarda evet enflasyon buraya gelebilir ama gerçekten itibariyle, yani 2025 itibariyle çok hızlı bir düşüş var ve orada da büyümenin 0,5 biraz daha fazla büyüyeceği, yani 3,5'tan %4'e çıkacağı olasılığı kendisini gösteriyor. O yüzden burada aslında başka bir politika olarak, işte ben maliye politikasının biraz daha devrede olabileceğini, hani enflasyonu baskılamada o işe yarayabileceğini düşünüyorum. Ama bunu eğer kayıt dışılıkla mücadele ekseninde devam ettirirse evet, ama öbür türlü işte vergi artışı tarafından giderse o da enflasyonu arttıran bir faktör. O da büyüme üzerinde daha da talebi baskıladığı için büyüme üzerinde negatif bir etki yaratacak. O yüzden zor gerçekten. Hani büyüyerek enflasyonu düşürmek 2025 için ilginç bir test dönemi olacak diye düşünüyorum. Evet, peki şimdi baktığımızda özellikle reel sektör için 2024'ün sonuna kadar olan süreç ve 2025'e devredecek manzarayı da biraz belki konuşmakta fayda var. Çünkü baktığımızda bu TOP verilerine Ocak-Temmuz döneminde biraz önce Şeref Hoca'yla da konuştuk. Kapanan şirket sayısı 15 bine yaklaşmış, 14.828'de. Yine aynı dönemde kepenk kapatan esnaf sayısı da 51 bini aşmış durumda. Yine baktığımızda yani verilerde zaten imalat tarafındaki daralmayı takip ediyoruz. Biraz önce de konuştuk, özellikle ithalat tarafındaki daralma bu sermaye malları ve ara malları üzerinden gerçekleşiyor. Bir de bir notu daha aktarmak istiyorum yorumunuzu almadan önce. Hem TÜİK'in hem de Merkez Bankası'nın verilerinin birleşiminden hazırlanan çıktıya göre 2009'da Türkiye'de firma sayısı bakımından ana pay %38,5 civarında bir oranla ticaret sektöründeyken 2023 itibariyle %34 ile hizmet sektörüne geçmiş. Dolayısıyla bu tabloyu biraz anlamlandıralım sizinle. Evet, kesinlikle çok güzel bir bakış açısı. Gerçekten çok güzel bir soru. Öncelikle bu konkordato'nun iflasa nasıl evrileceği çok önemli. Çünkü geçen yıl konkordato iflas oranı bu yılın ilk 8 ayına göre daha yüksek. Dolayısıyla geçen yıla bakarak eğer aynı oran olursa, yani yaklaşık 58 firma iflas ediyor. Konkordato ilanı 500 civarında. Şimdi konkordato ilanı biraz iki kata çıktı ama iflas biraz daha şu anda daha düşük rakamlarda. Hani o yüzden konkordato bir yere kadar zincirleme reaksiyonu da yaratıyor. Çünkü orada artık bütün alacaklarını
tahsil edemeyen şirketler de çok zor durumda kalıyor. Bir o açıdan sorun alanı, ikincisi iflas ederse zaten daha büyük bir daralmayı beraberinde getirecek demektir. Bunun dışında tabii ki şu da var, yavaş yavaş firmalar, özellikle ihracatta yönelen firmalar ne yapıyorlar? Üretimlerini işte tekstilde özellikle başka ülkede işte Mısır'a kaydırma planları ve gerçekleştirenler de var. Hani onu da düşündüğümüzde hani içeride biz bunu devam ettiremiyoruz, o zaman bu tarafta yapabiliriz'i düşünenler aslında büyük üretimini Mısır'a taşıyanlar, ona yan sanayi olanları, ona üretim yapanları, firmaları da zor durumda sokmuş oluyorlar aslında. O yüzden de bazı büyükler kalıyor ama kenardaki küçüklerin maalesef hayatlarına devam ettiremediğini, işte kepenk kapattıklarını aynı şekilde biz de duyuyoruz. Bu sektörel değişimi ben aslında biraz eğitimle de çok bağlantılı görüyorum. Elbette çok kapsamlı incelenen bir konu. Neden büyümenin dinamiklerinde ve büyümeye katkı veren sektörler, neden Türkiye'de böyle bir yer değiştirdi? Bir 15 yıl içerisinde çok derinlemesine incelenmeye hak eden bir konu. Ama tabii ben de eğitimin içinde olduğumdan şunu görüyorum. Öyle alanlar açılıyor ki bölümler. Ve bunların, bu bölümlerin hem devlet üniversiteleri açılırken bunlar açılıyor, hem de vakıf üniversitelerinde de devam ediyor. Dolayısıyla yüksek öğretim kurumu sayısı artarken genellikle hizmet sektörüne çalışacak kişileri yetiştiriyor. Bu yazılımdan şeye kadar, yani işte ekonomi bölümlerine kadar, uluslararası ticarete kadar oradan aslında girişimci çıkmıyor. Üniversite mezunlarının çoğu. Hatta teknik alanlarda okusalar dahi yönetici olmak istiyor öğrenciler. Şimdi bu sadece birinci, yani ilk başta görebildiğimiz kadarıyla. O yüzden tabii orta öğretimi artık kimse beğenmiyor. Teknik liselerin, meslek liselerinin çok da bir vasfı kalmadı. Böyle bir eleman yetiştirme ve buradan girişimci yetiştirebilme konusunda bütün ümitler üniversite öğrencilerinde toplanıyor. Ama orada da işte yani YÖK'ün açıkladığı bölümler arasında şöyle bir geleceğimize baktığımızda diyoruz, evet buradan ticari alana aslında çok da yetiştirilecek bir öğrenci kitlesi yok. O yüzden işte zaten eğitim, hizmet sektörü, sağlık aynı şekilde çok yaygın Türkiye'de. Bunun yanında tabii ki bilgisayar bilimleri, her biri oldukça değerli elemanlar yetiştiriyorlar. Ama ne var? Hizmet sektörü var. Hatta üniversitelerde bir 10 yıl önce çok büyük bir değişim olarak her bölüme girişimcilik dersi konuldu zorunlu olarak. Yani zorunlu seçmeli diyelim aslında. Girişimcilik dersi verecek bütün hocalar ayrıca eğitildiler. Dolayısıyla vergi sistemimizde de ticari kazançlarda genç girişimcilere vergisel avantajlar vardır bu arada. Ama buradan işte hani diğer sektöre geçirilebilir mi gençler? Bu biraz geç atılmış bir adım aslında. Ticari alanda hizmet sektörünün yer değiştirmesinin ben eğitim politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki şu da var, yani nüfus çok dinamik bir yapı. Bugün karar verip bir üniversite kurarsanız, orada işte o bölümleri açarsınız ve onun iz düşümünde diğer üniversite sayılarını arttıralım, vakıflar da bu bölümleri açsın derseniz işte 10 senede bambaşka bir istihdam piyasası oluşabiliyor. O yüzden de sektörel değişim, ben eğitim gözüyle bakayım ama dediğim gibi çok ayrıntılı incelenmeyi hak ediyor bu alan. Çok kritik bir değerlendirme bu yaptığınız. Dolayısıyla yani bir tür yapısal soruna işaret ediyor. Kesinlikle. Aslında. Biraz o zaman istihdam dinamik tarafından devam edelim. Şimdi bu söylediğinizin veriler tarafına baktığımızda yani ne kadar etkisi var onu da belki tartışmak lazım. Çünkü şimdi manşet işsizlik %8,8 geldi. Hani orada bir aşağı yönlü.
Atıl iş gücü ise 26,5 seviyesinde, yani bir parça o da aşağı yönlü ama 26,5 gibi de bir seviye var. Dolayısıyla bu makas ve bu görünüm de bu söylediklerinizle ne kadar ilişkili? Kesinlikle. Şimdi öncelikle iki veri de sanayi üretim endeksiyle beraber geldi. Ben de o saatte bir canlı yayındaydım ama önce sanayi üretimini ivme kaybettiğini, arkasından da işsizliğin düştüğünü gördüğümüzde burada bir çelişki olduğunu da aslında görüyorsunuz. O yüzden hem de OVP'de işte işsizlik biraz daha sanki geçen yıla göre düşecek şeklinde lanse edildiği için, ki yine 8-9 çok yüksek rakamlar yani aslında Türkiye için. O yüzden bir kere bunlar çelişiyor. Hani biz daralmaya doğru gidiyoruz, yani burası ekonominin soğumaya başladığını gösteren pek çok veriyi karşıladık geçen haftadan bu yana. Ama işsizliğin düşüyor olması özellikle turizmin canlı olduğu bir dönem için bence oldukça mantıklı. Ama işte altılı işsizlik oranını şey yapmak lazım. Yani geçen ay, geçenki veri evet hakikaten %30'a yakındı. %26,5 bile çok yüksek. Orada işte ne kadar çalışıyor bu insanların, hem iş bulma ümitleri azalıyor. Burada onu görebiliyoruz. Bir de saatlik çalışıyorlar ya da işte fazla mesai çalışıyorlar. Orada daha bütüncül bir bakış açısı var. Manşet 8,8'dir ama görünen %26,5'tür Türkiye'de işsizlik açısından. Bir de bu az önce söylediğiniz, yani öğrencilerin yaklaşımları, eğilimleri ve hani taleplerinin bir noktaya odaklanmasının da sektörler açısından belki altılı işsizliği de kabartan bir unsur olarak karşımıza çıktığını söylemek herhalde mümkün, öyle değil mi? Evet, olabilir. Çünkü orada artık iş bulma ümidini kaybedenleri görüyoruz. Yani uzun süre, yani belli bir dönemden sonra iş aramıyorsanız, yani arıyorsanız ama belli bir döneme kadar bulmadıysanız TÜİK sizi işsiz olarak görmüyor. Evet. Peki biraz da küresel tarafı konuşalım Binan Hanım. Çünkü o tarafta ne olup biteceği ve oradan bizim hangi etkileri alabileceğimiz konusuna da değinelim istiyorum sizinle. Şimdi baktığımızda FED tarafının ne yapacağı tabii tüm dünyanın yakından takip ettiği mesele. Orada son CPI verisi geldi, beklentiye yakın geldi. Bir parça çekirdekte yükseklik vardı. Ondan sonra da zaten 25 bas puan ihtimali %85 ile fiyatlanmaya başlandı. Ama baktığımızda bugün yine eski FED yetkilisi Dardi'den gelen açıklamalar var. 50 bas puan düşürmesi için faizi güçlü gerekçeler var diyor. Biraz beklentilerde buradaki pozisyonlanmalar yine artmış bugün benim haber akışlarından gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bir öncelikle gerçekten 50 bas puan için güçlü gerekçeler var mı? Ama herhalde bundan sonra daha ziyade istihdam tarafı da buranın işaretini verecek gibi duruyor. Evet, ne dersiniz? Evet, evet. İstihdam tarafı, yani zaten veriye dayalı her açıklaması. Bunu defaten söylüyorlar. Öyle de olmak zorunda. Ben de istihdam tarafının daha belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir yerde zaten yapışkan oluyor enflasyon. Dün Lagarde'ın açıklaması da aynı şeyi söylüyordu. Yani çekirdek beklentimizin biraz daha aslında üstünde ve orada yapışıyor galiba şeklinde de onun da bir açıklaması vardı. Evet, evet, doğru, haklısınız. Tabii yani o tarafı artık şeyde çözebilmek, yine de tabii ki %2 hedefine ulaşmaya çalıştıkları için sorun olarak görünüyor. Ama oldukça önemli bir şekilde yol kat ettiler. İşte Avrupa Merkez Bankası başladı. Fed'in de 50 ya da 25 önümüzdeki dönemde. Ama özellikle Kasım Aralık'ta oldukça daha İvmelenen bir faiz indirimi olacaktır. Yani ne kadar hızlı gevşeyecekleri. Tabii her ikisinin de. Onu konuşmaya başlayacağız. Evet, ne kadar hızlı gevşeyecekler. Bir müddet ne kadar uzun süre yüksek kalacağı konuşuyorduk. Şimdi ne hızda aşağı inecek, hangi seviyede duracak, hangi seviyeden sonra biz enflasyonda neyi göreceğiz? Bunları sizinle konuşacağız eminim önümüzdeki dönemlerde de. Ama peki o zaman şununla sohbetimizi noktalayalım.
gelişmekte olan ülkeler için, yani Türkiye gibi ülkeler için faiz saatleri aşağı kayarken bir yandan da Amerika'daki seçim sürecini de buraya ekleyeyim ben. Çünkü doların gücü noktasında Fed mi seçim mi daha belirleyici olacak sorusu da gündemde. Euro'da değer kaybı beklentileri de var. Bu bizim açımızdan nasıl bir ortamı yaratmaya namzettir önümüzdeki yakın vadedeki süreç için? Şimdi aslında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra parite pek de oynamadı yerinden. Evet. Yani. O stabil havası devam ediyor. Etti. Uzun süredir bir bankta. Onlara yeni geldi, oradan da çok hareketlenmiyor. Evet, yani o Fed'in hareketiyle, onun faiz indirim kararıyla beraber işte muhtemelen %7-8'lik bir değer kaybı bekleniyor paritede. Benim de işte baktığım, okuduğum pek çok yayında bu şekilde ifadeler var. Tabii bu risk iştahını arttıracaktır. Risk iştahını arttırdığında ne olur? Türkiye için ne olur? Aslında Türkiye'nin elinde işte o yabancı sermayeyi kısa vadede çekebilmek için attığı bir takım adımlar vardı. Fakat yabancı sermayenin, yani portföyün özellikle bu kısa vadeli adından belli, kısa sürelerle hareketliliğiyle sonuçlanıyor. Peki nereye gidiyor? Diğer alternatif ülkelere, CDS'i bize yakın, o civarda olan ülkelere tabii ki gidiyor. Şimdi bu büyük merkez bankaların faiz indiriminden sonra yine aynı şey olacak. Risk iştahı artarken diğer gelişmekte olan ülkeleri artık rakip olarak görüyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla o rekabette biz nerede olacağız? Asıl orası çözüm gerektiren bir alan. İşte orada şu reformları zamanında yapsaydık ya da şu kalıcı iyileşmeleri yapabilseydiği konuşacağız ama umarım geç olmadan adım atılır hepsinde. Birhan Elif Yılmaz, çok çok teşekkür ediyorum bana katıldığınız, eşlik ettiğiniz, sorularımızı yanıtladığınız için iyi akşamlar. İkinci konuğumu hemen davet etmek istiyorum. Şimdi ekonominin çerçevesini Binhan Hoca'yla enine boyuna konuştuk. İlker Önel, İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı yayına katılacak. Kendisiyle de ne olup bitiyor iş ikliminde, reelde, onu biraz anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. İlker Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi özellikle son konuştuğumuzda da hatırlıyorum, mikro ölçekteki işletmelerdeki sıkıntılara çok dikkat çekiyordunuz sıkılaşma sürecinde. Özellikle burada meselenin odaklandığını söylüyordunuz. Az önce hocamızla da konuştuk. TOB verilerinden yansıyan 14.828'e ulaşan kapanan şirket sayısını. Şimdi bu küçük işletmeler açısından özellikle görünüm nedir? Ne kadar bir tahribat söz konusu? Evet efendim, tabii ben de dinledim. Hakikaten özellikle de yılın başından beri ekonomi yönetiminin yeni ekonomik programla birlikte, özellikle de hem orta vadeli program hem de enflasyonla mücadele programı çerçevesinde uyguladığı sıkı para politikasının biz ilk çeyrekten itibaren, özellikle de ben piyasaların özellikle de ikinci, üçüncü çeyrekte olabildiğince düşük olacağını açıkçası biz tahmin etmiştik. Çünkü gidişat özellikle de Ocak, Şubat, Mart'a baktığımız zaman Şubat ve Mart'tan sonra bile aslında kendini göstermişti. Çünkü dönüp baktığımız zaman rakamlara ya da piyasaya dönüp baktığımız zaman biz beklemediğimiz bir talep düşüklüğüyle karşı karşıya kaldık açıkçası. Çünkü hem okul zamanının olması, hem talebin en yüksek olacağı zamanlardaki, hem satışlarımıza baktığımız zaman, hem cirolarımıza baktığımız zaman, hem girdi yani ham madde anlamında girdi satın alma tarafına bakıp çıktı nihai ürün tarafına baktığımız zaman çok ciddi şekilde düşüşlerle karşılaştık açıkçası. Zaten bu büyüme rakamlarında da ortaya çıkmış oldu. Bugün şimdi imalat sanayine baktığımız zaman ilk çeyrekte %3.6 büyürken ikinci çeyrekte 2.9 gibi bir daralma var. Bu sanayi sektörü geneline baktığımız zaman da ise 1.8 gibi bir daralma var. Bu çok uzun zamandan beri, aslında pandemi döneminden beri baktığımızda yaşamadığımız bir durumdu. Dolayısıyla da bunları alt alta topladığımız zaman, özellikle de mikro işletme açısından baktığımız zaman, hem mikro hem de küçük işletme açısından baktığımız zaman, ben bu hafta içerisinde bir gazetede demeç vermiştim. Hakikaten özellikle de nakit akışı kaynaklı, aktiflerdeki bozulma kaynaklı, ciddi anlamda az da olsa, küçük miktarlarda da olsa bir sıcak para girişine ihtiyaç olduğunu ben dile getirdim. Peki cirolarda durum ne kadar bir daralmadan bahsediyorsunuz? Az önce oraya da değindiğiniz için soruyorum. Ne oranda, yüzde kaç mesela daralma?
Efendim ben kendi şirketimi de içine koyup derneğimizdeki diğer şirketleri de içine koyduğum zaman rakamlara baktığımız zaman özellikle de ikinci çeyrekte bizim geçen yılki aynı dönemde kıyasladığımız zaman %40'a varan hem satış hacminde düşüklüğümüz var hem cirolarda %40 %50'ye yakın daralma var. Yani bu yaz sezonuyla da birlikte iyice tavan yapmış durumda. Siz satış yani talebin bu kadar düşük olduğu işte hane halkının da işte turizm amaçlı gittiği ya da satın alma gücünün azaldığı bir ortamda bu kadar düşük bir rakamlarla karşılaşmak ya da bunları sürdürülebilmesi çok zor bir süreç. Hem de biz enflasyonla mücadele ettiğimiz bu programda diğer taraftan da artan operasyonel maliyetleri düşündüğümüzde çünkü biliyorsunuz hem yönetilen hem yönlendirilen fiyatlarda maalesef enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde bile artışlar söz konusu oldu. Biz bunları talep düşüklüğünün olduğu dönem dediğimiz yani okul sezonunun kapalı olduğu dediğimiz dönemde biz bunları maalesef nihai ürün fiyatlarına yansıtamadık hiçbir şekilde. Ama dönüp baktığımız zaman kar marjlarımıza bakıyoruz. Zaten geçtiğimiz yıldan beri özellikle bu heterodoks politikadan beri baktığımızda zaten %7 ile %9 arasındaydı. Şu an kar marjları %2 ile %5 arasında düşmüş durumda. Yaz sezonundan bahsediyorum. Dolayısıyla hani üçüncü çeyreğin de ikinci çeyrekten biraz daha bozulmanın daha belirgin olarak yaşanacağı bir dönemi gördüğümüzü ben rakamlara, kendi rakamlarıma bakarak bunu söyleyebilirim. Yani dolayısıyla da bu yılı üçüncü ve dördüncü çeyreği de maalesef yatay ya da aşağı yönlü yani negatif bir anlamda kapatacağız gibi çeyreklik bazda düşündüğümüz zaman. Peki İlker Bey az önce söylediğiniz bir nokta daha vardı. O da özellikle mikro ve küçük işletmelerin finansman sıkıntısına değindiniz. Buradaki hali hazırdaki işte yollar yeterli olmuyor mu? Hali hazırdaki yani KGF gibi, Exim Bank tarafı gibi yeterli gelmiyor mu? Efendim yeterli gelmiyor maalesef. Bunu da zaman zaman aslında sizinle de görüşmüştük en son programda. Özellikle de aktif kalitesinde çok ciddi anlamda, öz kaynaklarda ciddi anlamda bir erime söz konusu. Hem alacaklarda yani alacakların tahsil süresinde bir uzama söz konusu. Hem de şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Özellikle de vadeli mevduatlar çok yüksek olduğu için büyük firmalar, büyük şirketler ödemelerimizi 2 ya da 3 gün ya da 4 gün, 5 gün geciktiriyorlar. Bu vadeli mevduatlarla alakalı olarak duyduğumuza göre bazı günlerde repo yapıp işte 2-3 gün bundan bir nemalanma söz konusuymuş. Dolayısıyla bunun da bir maalesef negatif bir yansıması var piyasaya. Diğer taraftan baktığımız zaman zaten okul sezonunun kapalı olması ve talebin düşük olduğu bir sezon. Biz bugün en ufak esnafa kadar indiğimiz zaman bir mal sattığınız zaman emin olun şu an belki de 10 taksitle mal satıyoruz. Dolayısıyla da bunları alt alta topladığımız zaman hakikaten şu an mikro ve küçük işletmeleri evet enflasyona bir mücadele programımız var. Hakikaten herkes kemer sıkıyor. Biz de buna çok ciddi şekilde destek veriyoruz. Ama mikro ölçekli ya da 1 ile 10 kişi çalışan, 1 ile 20 kişi çalışan işletmelere şu an bir can suyu olacak. Özellikle de meblağ az olmak kaydıyla 150-200 bin TL bandında işte bugün ihracatçıların kullandığı reeskont kredisi gibi %36-%37 maliyetli bir kredi tanımlamasını açıkçası ben KGF'den bekliyorum. Çünkü en azından bu işletmede işte siz biraz önce TOB'un verilerini açıkladınız. Kapanan şirket sayılarında çok ciddi şekilde artış var. Kurulan şirket sayılarında da %15-%20 yakın azalış var. Yani bir iştah da söz konusu değil. Bir girişimcilerin de bir motivasyonu da düşmüş durumda. Dolayısıyla da bütün bunları bir resme koyduğumuz zaman şimdi tabii farklı görüşleri de ben sizin kanalınız aracıyla da duyuyorum. İşte hem para piyasalarından da duyuyoruz. İşte zamanda işte çok uygun maliyetli krediler kullanıldı, işte şöyle oldu falan. Ama bunların hepsi emin olun küçük ya da mikro ölçekli işletmeler için kullanılmadı. Belki farklı yerlerde bu krediler kullanılmış olabilir. Ama bunlar hiçbir şekilde imalat sektöründe, bugün işte KOBİ'lerde, işte ülkenin lokomotifi dediğimiz işletmelerde emin olun bunlar kullanılmadı. Dolayısıyla bunlara yönelik bir çözüm önerisi olarak KGF kredisinin şu an en azından işletmeleri biraz daha yıl sonuna taşıyacak ya da 2025'e taşıyacak kısa vadeli bir iyileştirme sağlayacak bir şey bekliyoruz açıkçası. Ne bekliyorsunuz tam olarak? Yani miktarın artırılmasını mı, daha fazla şirkete ulaşmasını mı, kapsamının genişletilmesini mi? KGF zaten bize tanımlı bir KGF evet. Yok şu an. Onun açılmasını bekliyoruz. Özellikle de işte bunların kendi bankalarımız aracılığıyla verilmesini talep ediyoruz ve limitlerin onların tanımlamasını bekliyoruz. Biz bu meblağları 150-200 bin bile olsa piyasayı rahatlatacağı beklentisi içerisindeyiz. Ama böyle bir kredi maliyeti ya da talep anlamında bir şu an herhangi bir şekilde bir bize gelen bir bilgi yok. Anladım. Peki.
Şimdi bir yandan da yine daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hem konkordato tarafını hem de karşılıksız çek meselesini orada özellikle karşılıksız çek tarafında %200'ün üzerinde bir artış vardı. Burası nasıl devam ediyor? Bir de konkordatolar ilk 6 ayda geçen yılın toplamını geçmişti. Bu tarafta bir değişim var mı? Efendim maalesef duyduğumuz hani haberler işte rakamlar ortada. Çok fazla bir değişim yok. Karşılıksız çeklerde %100 sürekli artış var. Bir önceki ayla kıyasladığımız zaman konkordatolarda da ciddi bir şekilde 2-7 ayda ciddi anlamda artışlar söz konusu. İşte şu an 1554 firmaydı en son baktığımda. Bunda bağda çok sırada bekleyen firma olduğu konuşuluyor. Piyasada konuşulan bu. Bunun işte biraz önce de bahsettiğim sebeplerle alakalı olarak yıl sonuna kadar da ben artacağı beklentisi içerisindeyim. Çünkü hakikaten öz kaynaklardaki erime bugün finansman maliyetlerindeki yükseklikle birleşince özellikle de işletmelerin operasyonel anlamda alanı çok ciddi şekilde daralmış durumda. Yani hangi köşeye gitseniz ciddi bir şekilde maliyetle karşılaşıyorsunuz. Hangi tarafa gitseniz operasyonel maliyetleriniz artmış oluyor. Ama diğer taraftan satışlarınız çok düşmüş oluyor. Yani global tarafta bir düşüklük var. Hem içeride çok ciddi anlamda bir düşüklük var. Hükümet de hakikaten bunun üzerine gidiyor. Talebi daraltıcı önlemler alıyor. Belki mücadele programında bunlar doğru olabilir. Ama diğer taraftan da bu kolay kurulmayan reel sektörü, kolay kurulmayan bu işletmeleri kaybetmememiz lazım. Dolayısıyla da hakikaten bunlara çözüm olacak bir en azından yıl sonuna kadar bir taraftan bir çözüm önerisinin gelmesi lazım açıkçası. Yurt dışı talebindeki daralma nasıl yansıyor? Efendim yurt dışı tabii bizim ana ihracat pazarlarımız belli. Yani bugün işte dönüp baktığımız zaman özellikle de ilk 5 büyük ihracat yaptığımız ülkelere baktığımız zaman bugün Almanya'ya baktığımız zaman ben son 2-3 aydaki bütün verilerine baktım. Sanayi üretim verilerinde Temmuz rakamı %5 düşmüş. Haziran rakamı %4 düşmüş. Fabrika siparişleri %5 düşmüş. Fransa, İtalya'da hala ekonomik aktivitede ciddi şekilde yavaşlama var. Çok ufak bir kıpırdanma var. Bunların zaten toplamı bizim toplam ihracatımızın %13'ü. Dolayısıyla da bu taraftan da hakikaten çok süper gelişmeler yok. Evet bizim ISO ihracat iklimi endeksine baktığımız zaman son 3-4 aydan beri bir 50'nin üzerinde bir hafif de olsa bir yeni siparişlerde artış söz konusu ama bizim halen beklediğimiz o lokomotif dediğimiz özellikle de otomotivde, tekstilde bunun gibi sektörlerde o beklenen siparişlerin gıda da dahil olmak üzere ben geldiğini zannetmiyorum. Dolayısıyla da yıl sonunu da ben çok fazla ihracat tarafından olumlu bir gelişmeyle kapatacağımızı düşünmüyorum. İş talep de zaten beklenen seviyelerden çok düşük. Finansman maliyetleri bugün piyasa koşulları biraz daha iyileşti diyoruz ama halen 54-55 bazı noktalarda 60'lara kadar çıkan bir kredi maliyeti var, ticari kredi maliyeti var. Yani bu süreçlerle hakikaten iş yapmanın en zor olduğu dönemlerden birini yaşıyoruz. İlker Bey peki bu ortamda kayıt dışı görünümü ne alemde? Efendim kayıt dışı görünümü de maalesef bozulmaların arttığı dönemde daha fazlalaşıyor. Özellikle de merdiven altı dediğimiz işletmeler maalesef daha fazla yaygınlaşıyor. Çünkü maliyetlerle baş edemeyen işletmelerin maalesef özellikle de farklı kanallara kaydığını duyuyoruz piyasalardan. Tabii bunların somut bir verisi yok. Yani bunları rakamsal olarak açıklayamıyoruz ama duyduklarımız bütün sektörlerde ciddi anlamda merdiven altında özellikle de imalat tarafında ciddi şekilde kayış var. Tabii bu merdiven altı dediğiniz zaman bugün bunların içine birçok kriter giriyor. İşte kaçak işçi de giriyor, işte kaçak elektrik de giriyor, kaçak ham madde de giriyor. Yani dolayısıyla da 4-5 kriter giriyor ve siz bunlarla aynı pazara ürün satıyorsunuz. Dolayısıyla da burada da ciddi şekilde bir bozulma var. Vergisel anlamda da maalesef önümüzdeki dönemde eğer hakikaten gidişat böyle devam ederse zaten normalde de reel sektörün çok zorlandığı, vergisini düzenli verenlerin zorlandığı bir dönem varken bir de hakikaten kayıt dışı bu kadar çok fazla artarsa vergisel anlamda da özellikle de tahakkukla tahsil eden arasında ciddi şekilde düşüşler olacaktır. İlker Önal çok çok teşekkürler katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun, iyi akşamlar. Efendim. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından 60 dakika devam edecek.
Tekrar hoş geldiniz. Günün veri akışından bir haberle devam edelim. Merkez Bankası'nın verilerine göre 6 Eylül haftasında banka ve kredi kartı harcamaları %0,6'lık sınırlı bir artışla yükselmiş. Detaylarına bir bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre 6 Eylül haftasında banka ve kredi kartlarının toplam işlem tutarı önceki haftaya göre %0,6 artışla 324,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde vergi ve BES ödemeleri 5,3 milyar lira azalışla aşağı yönlü etkide bulundu. Kredi kartı harcamaları başlayan eğitim sezonu dolayısıyla kırtasiye ve eğitim harcamalarının etkisiyle yükseliş ivmesini sürdürürken en belirgin haftalık yükselişler ofis malzemeleri, hizmet sektörleri ve yapı malzemeleri harcamaları gruplarında görüldü. Kredi kartı harcamalarında ivmeyi azaltan alt gruplar arasında elektrik, elektronik ve akaryakıt harcamaları öne çıkarken bu işlemlerden ayrı olarak açıklanan internet üzerinden kredi kartıyla yapılan alışverişlerde ise haftalık 1,3 milyar lira azalışla 91,7 milyar liraya düşüş kaydedildi. 60 dakika devam ediyor yeni bir konukla. Yasemin Mıstıkoğlu iklim iletişim eğitmeni yayına katılacak bu noktada. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii biz gün boyu bir sürü şey konuşuyoruz. Finans tarafını konuşuyoruz, makro tarafı konuşuyoruz, jeopolitik riskleri konuşuyoruz, paranın nereye nasıl gideceğini konuşuyoruz, riskleri konuşuyoruz ama tabii bütün bunları kapsayabilecek bir ana mesele var önümüzde duran iklim meselesi. Ne kadar farkındalık var, ne kadar riskleri ve büyüklüğü idrak edilmiş durumda tartışılır. Ama biz bugün biraz sizinle bu konuyu konuşalım istiyoruz. Şimdi iklim meselesi hatta iklim krizine dönüşmek üzere olduğu tespitlerini sıkça okuduğumuz bu başlık şu an ne boyutta karşımızda duruyor? Hali hazırdaki ekonomik çıktıları neler, önümüzdeki dönemde ne kadar katlanarak büyüyen bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz? Aslında iklim krizi boyutuna ulaştı. Hı hı. İklim değişikliğiydi bu ama artık iklim krizi boyutuna ulaştı. Bunu da bize uzmanlarımız açıklıyor. Ve dediğiniz gibi biz Türkiye olarak, ülke olarak bolca kriz yaşıyoruz aslında. İşte yıllar öncesi yaşadığımız işte anayasa krizi, sürekli yaşadığımız bir ekonomik kriz, işte ne bileyim geçtiğimiz günlerde o siyasetteki kriz zaten hiç bitmiyor. Ama maalesef dediğiniz gibi iklim krizi meselesine çok fazla yer ayırmıyoruz. Medya olarak çok fazla yer ayrılmıyor. Ne zaman ki bir iklim krizinin sonucuyla karşılaştığımız bir olay meydana geliyor. İşte aşırı hava olayları ya da aşırı sıcaklıklar, kuraklıklar o zaman gündeme geliyor. Sonra tekrar unutuluyor ama ne yazık ki iklim krizi bizi unutmuyor, dünyayı unutmuyor ve bu süreç devam ediyor. İklim krizinin sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Dediğiniz gibi bunun bir de ekonomik boyutu var. Yani ekonomik boyutuna baktığımız zaman gerçekten konuşulması gereken konular arasında son bir araştırma yapıldı. Elimize yeni geldi bu araştırma. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapıldı. Ve diyor ki 2000 ile 2019 dönemi arasında iklim değişikliği nedeniyle 2.8 trilyon dolarlık kayıp ve zarar var. Yani nasıl oluyor bu kayıp ve zarar? Biraz somut örnekler vermek gerekirse, örneğin kuraklık diyoruz. Hı hı. Kuraklık neticesinde verimsiz topraklar, işte ürün kaybı, bir maliyet. Hastalıklar çıkıyor iklim krizi sonucunda. Bu da bir sağlık gideri, bu da bir maliyet. Aşırı sıcaklıklar, bu sene çok ciddi bir sıcaklık yaşadık ve alabilen evine klima almaya çalıştı. İşte bu da bir maliyet. Aşırı hava olaylarıyla yıkılan evler, sellerde kalan eşyalar, bunların hepsi bir maliyet ve gerçekten bunun hepsi totali ciddi bir ekonomik kayıp yaratıyor bizde. Peki yani şimdi bununla mücadelenin yöntemi ne? Bir yandan da şimdi iklim meselesi, hani yeşil dönüşüm, ondan sonra işte karbon ayak izi vesaire gibi bu başlığın altına giren pek çok adımı da biz takip ediyoruz ki bunlar sektörler açısında kritik
sektörler açısından da kritik önemde, özellikle Avrupa Birliği tarafından geldiği için ve uyumlanma gerektirdiği için. Ama bir yandan da bu hikayenin bir de maliyet tarafı var ve yüksek maliyetli yatırım, yani yüksek montanlı yatırımları da gerektirdiği bilgisine, en azından bendeki olan bilgi bu sahibim. Dolayısıyla bunun işin finansman tarafı nasıl gidiyor, gidecek, ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii iş dünyasını çok ilgilendiren bir konu bu. Bu mesele, iklim krizinin çözüm meselesine uzmanlar iki noktada birleşiyorlar. Birincisi, iklim krizinin daha fazla sonuçlanmaması için, daha fazla olmaması için alınması gereken çözümler var, yapılması gerekenler var. Bir diğer mesele de uyumlanma çalışmaları. İşte burada da iş dünyasına çok önemli görevler düşüyor, karar alıcılarla birlikte. Yeni bir rapor, bu senenin başında yayınlanan bir rapor, küresel riskler raporu. Bu tamamen iş dünyasını ilgilendiren bir rapor. İlk 5 sırada ortaya konulan risk şu ki, biyoçeşitlilik kaybı, aşırı hava olayları. Bunlar iklim krizinin sonuçları ve bunlar iş dünyasını derinden etkileyen meseleler. Ve yine bir araştırma, Deloitte'in bir araştırması, burada da sürdürülebilirlik raporu ortaya çıktı. Diyor ki bu araştırmada, katılımcılar, yani bu araştırmaya katılanlar, cevap veren yine finans sektörü, iş dünyası bu. İklim değişikliğinin sonuçları, geçen yıl içinde kuruluşların hepsi bir şekilde bundan etkilenmiş. Bu konuda endişeliler. Endişeliler ama yine liderlerin %78'i, yani bu kuruluşların patronları diyelim, %78'i dünyanın iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için yeterli adımlar atacağı konusunda da oldukça iyimser. Bunlar İyi haberler. Elbette ciddi bir yatırım gerekiyor. Elbette ciddi bir dönüşüm gerekiyor. Özellikle döngüsel ekonomi konusunda. Ama yöneticiler, bu alanda çalışan uzmanlar bu yatırımları yapma yönünde oldukça ileriye giden çalışmalar da var. Türkiye'de de bu konuda çok güzel çalışmalar var. Eğer vaktimiz varsa Türkiye ne durumda, biraz da o konuya lütfen bakabiliriz. Lütfen, zaten tam da lafı oraya getirmek üzereydim. Girişi siz yaptınız. Türkiye ne durumda? Şimdi Türkiye ile ilgili verileri aslında ülkemizde çok bulamıyoruz. Yurt dışı kaynaklı verilerde Türkiye'ye ilgili bilgiler var. Bu bilgiler hakikaten sevindirici. Örneğin Avrupa Komisyonu 2024 yıllık Avrupa İnovasyon Puan Tablosu yayınlandı. Avrupa Birliği üye devletleri ve seçilmiş üçüncü ülkelerin araştırma ve inovasyon programının performansının karşılaştırıldığı bir tablo bu. Ve Türkiye olarak burada gerçekten güzel bir noktada olduğumuzu öncelikle hemen söylemek istiyorum. 2024 yılında 2023 yılına göre %6 puanlık en dinamik büyümeyi gerçekleştiren ülkeler arasında, yani Türkiye yeşil yatırıma yönelik bu yatırımlar ve gelişen yenilikçiler arasında 6. sıraya yerleşmiş. Bu bizim ülkemiz açısından gerçekten değerli bir bilgi. Ayrıca 27 Avrupa ülkesiyle karşılaştırıldığında da Türkiye yine yeşil ekonomi performansında 16. sırada bulunuyor. Bunlar hakikaten güzel gelişmeler. Yine ülkemizde 2024 yılının ilk 7 ayında yeşil dönüşümle ilgili, daha doğrusu yenilenebilir enerjiyle ilgili bir veri açıklandı. O da sevindirici. Denildi ki bu alanda 2024'te elektriğin, İlk 7 aydan bahsediyorum, 2024'te elektriğin yarıdan fazlası yenilenebilir enerjiden sağlandı. Şimdi 2053'te net sıfır hedefimiz var, biliyorsunuz. Bu haber bununla bağlantılı olarak gerçekten çok uyumlu bir haber. Dolayısıyla bu haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve yine COP29 var önümüzde.
dünyanın en büyük iklim toplantısı bu sene 29.sü yapılacak, Azerbaycan'da yapılacak ve Türkiye buraya çok iyi bir programla gidiyor. Uzun dönemli iklim değişikliği stratejisini hazırladı ve burada 49 strateji, 260 eylemden oluşan bir planla gidiyor. Dolayısıyla çalışmalar gayet güzel gidiyor. Ama şu var, yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Ama bu sadece Türkiye için değil, dünya için de böyle. Çünkü çok hızlı bir şekilde maalesef iklim krizinin sonuçlarını alıyoruz. Çünkü dünya giderek ısınıyor. Bizim bireyler olarak, iş dünyası olarak, karar alıcılar olarak, Türkiye ve dünya olarak, çünkü bu ülkesel bir mesele değil, bu global bir mesele. Daha hızlı çözümlere ulaşmamız gerekiyor. Ne yapılacaksa daha acilen yapılması gerekiyor. Bu konuda da hem bireyler olarak bizler, hem de iş dünyası olarak dediğim gibi, hem de karar alıcılar olarak hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Peki Yasemin Hanım, şimdi bu çizdiğiniz çerçevede sizin titriniz üzerinden de bir soru sormak istiyorum ben. Yani iklim iletişimi eğitimi neye yarıyor bu saydıklarınızı hayata geçirme anlamında? Şimdi şöyle, özellikle iş dünyası biliyoruz ki sürdürülebilirlik raporlarını hazırlıyorlar. Özellikle AB ile yapılan ithalat ve ihracatta zaten bunun olması gereken bir mesele. Ve hep o raporların böyle sonuç kısımlarına bir baktığımızda şunu görüyoruz. Muhakkak bu konuda bireyler bilinçlendirilmeli. Evet, bireyler bilinçlendirilmeli ki bizler hep birlikte hareket edelim. Bu şirket falan şirket diyelim ki şahane bir rapor hazırladı. O sene işte sürdürülebilirlik konusunda çok güzel eylemlerde bulundu. Ama o şirketin personeli, o şirketin paydaşı, o şirketin tedarikçileri eğer ki bu konuda yeterli bilgiye, yeterli eğitime sahip değilse maalesef bu raporlar bir şekilde havada kalıyor. Zaten Avrupa Birliği'nde yeni bir uygulamayla bu raporların daha hangisinin daha gerçekçi olduğu konusunda da yeni bir komisyon kuruldu. Dolayısıyla biz bu bireylerin bilgilendirilmesi işine işte iklim iletişimi eğitimi diyoruz. Bu iklim iletişimi eğitimi şirketlerin zaten üst kademelerinde bu konu konuşuluyor. Bu konuda eylem planları hazırlanıyor, altına imzalar atılıyor. Ama ilk kademe yöneticileri dediğimiz o ilk kademe yöneticilerine bağlı olan personelin de bu konuda eğitilmesi gerekiyor ki o şirket güvenilirliğini kaybetmesin, o şirket sürdürülebilirliğini devam ettirsin. Hep şu örneği veriyorum ben. Yukarıda YK toplantılarında patronlar işte bu tür eylem planları alırken, bunların altına imza atarken şoför arkadaşın dışarıda patronlu çalışır vaziyetteki bir arabayla bekliyor olması, ki o kadar sık karşılaştığımız bir manzaradır ki bu. Genellikle de sorarım neden bu araba çalışıyor diye. Sıcaksa işte klima çalışsın diye, soğuksa içerisi sıcak kalsın diye. İşte o şoför arkadaş eğer o çalıştırdığı arabanın fosil yakıt tüketimi olduğunu bilmezse, o fosil yakıt tüketiminin de sera gazı arttırdığını bilmezse maalesef ki bir bütünlük sağlayamıyoruz. İşte o yüzden bireylerin bilinçlenmesi çok önemli. Bireyler dediğimizde o şirketlerde çalışanlar. O şirketler kim? Evdeki anneler, babalar, ablalar, teyzeler. Dolayısıyla iklim iletişimi eğitimi bu. Peki Yasemin Hanım, son olarak 20-27 Eylül haftasında bir İklim grevi, küresel iklim grevi başlığını takip ediyor olacağız. Bir 3 dakikamız kaldı. Buraya ilişkinde ne yapılacak, hangi temalar işlenecek? Bir 2 dakikada burayı da özetleyerek sohbetimizi noktalayalım. Evet, şimdi şöyle, Eylül iklim grevleri 2018 yılından itibaren gençlerin özellikle oluşturduğu bir platform üzerindeki bir hareket. Benden de rica ettiler gençlerimiz, bu grevi hazırlıyorlar şu anda. 20 Eylül'de Türkiye'de Maçka Parkı'nda yapılacak saat 18'de. Bunların izinlerini de aldılar. Nedir bu iklim grevi? Kısaca ondan bahsedeyim. 2018 yılında Greta Thunberg genç bir kız, kendi ülkesinde bu iklim konusunu kendisine mesele eden bir genç, ki
Gençlerimize, çünkü biz bu dünyayı bırakıyoruz ve çok sorunlarla bırakıyoruz maalesef. İşte o gençlerden biri kendi ülkesinde parlamentonun önünde oturup bir cuma günü okulunu asıyor ve oturup bir eylem yapıyor. 2018 yılında başlayan bu eylem işte giderek diğer ülkelere de, diğer gençlere de sirayet ediyor. Bizler de onlara destek oluyoruz. Bizler de bu eylemlere katılıyoruz. Çünkü bu dünya giderek ısınan bir dünya, giderek sonuçlarında gıda kaybından tutun, işte hava, su, göller, denizler, okyanuslar, çokça kayıp yaşadığımız, özellikle de biyoçeşitlilik kaybı dediğimiz, evet, tüm dünyayı oluşturan canlıların kaybından dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. O yüzden bu sıkıntıların yaşanmaması için çözümler var. Bu çözümleri gençler biliyorlar. İşte peki, o yüzden de 20 Eylül'de bir grev yapacaklar. Bunun çağrısını yapıyoruz. Yasemin Mıstıkoğlu, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Sağ olun, iyi akşamlar. Burada noktalıyoruz 60 dakikayı. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.